sizi yeni arkadaşım Covid'inle tanıştırayım. Doğal çubukta patates buldum. En tepe noktaya ulaştık. Athena Tapınağı'ndayız. Aşı Bey'deki çekilişin kazananını belirleyelim. Yüzme zamanı. Yüzme molası için doğru yeri bulduk. Herkese merhabalar. Ege'nin birbirinden orijinal köylerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün Ildır'dayız. Burası nereden aklımıza geldi derseniz bir önceki videomuz Yahşi Bey'de öneriler sormuştuk. Ege'nin sizce en güzel köyü hangisi demiştik ve Ildır'ı da o seçeneklerden bir tanesiydi. Ildır eski bir balıkçı köyü. Biz de hemen burada balıkçı barınağından başlayalım istedik zaten turumuza. Önce bu şirin balıkçı limanında şöyle bir turlayalım beraber. Sonra köyün içini dolaşacağız ve daha sonrasında da çok merak ettiğim Erythrai antik kentini keşfedeceğiz. Bakalım Ildır'ı nasıl bir yermiş? Haydi bakalım turumuz başlasın. Geldiğimiz bir yer. Yine evet. Keşfe başladık. Hadi bakalım. Ildır mı, Ildır mı? Ildır'ı aslında ama sanırım kullanım kolaylığı için düşmüş zamanla Ildır kalmış gibi olmuş. Burada böyle 30-40 tane balıkçı teknesi var. Burada ne yenir diye soracak olanlara en baştan zaten söyleyebiliriz. Çıpra. Balık yenir ve Çeşme'nin çıprası farklıdır deniyor. Hep çıpra yeniyor. Şurada da Girit Restoran diye bir yer var. Ben daha önce tavsiyelerde de okumuştum ama tabii şu an hala her yer tam açılmadığı için kapalı. Biz muhtemelen o yemek faslını yapamayacağız. Çeşme'ye gidin, Çeşme'ye gidin yazanlar da vardı. Yakın zamanda Çeşme'ye gideceğiz diyordum ben de. Sonunda gelebildik. Hatta direkt kapanmanın bittiği gün geldik diyebilirim. Her zaman önerilere açığız. Yurt dışına çıkamadığımızdan beri, korona başladığından beri zaten iyice Ege kıyılarına sardırmış durumdayız. Her türlü köy, koy, ada tavsiyesine açığız. Biz de mümkün olduğunca gezip sizlere de göstermeye, paylaşmaya çalışıyoruz. Balıkçı limanı böyle Ildır'da. Hadi bakalım şimdi içeri doğru girelim. Köyün içinde dolaşalım biraz. Bu bölgenin enginarı meşhur arkadaşlar. Bak çok güzeller. Enginarı, zeytini, limonu. 3 tane ünlü şey var. Bir de balık tabii. Balığı saymıyorum. Sen bunu ayıklamayı biliyor musun? Çok zahmetli iş ya o. Zahmetli ama zahmete katlanırsak alabiliriz. Hazır bulmuşken ayıklanmışını versinler alalım. Sorarız. Bakalım hatta soralım kim ilgileniyor. Tamam. Kolay gelsin. Ayıklıyor musunuz burada? Tamam. Biz köy turu yapalım. Sonra dönerken uğrarız. Şimdi antik kent için şu yukarı doğru gideceğiz değil mi? Evet. En sonunda yukarı doğru yol sizi çıkartır zaten. Tamam. Diğer sorum da şu. Ildır'ı mı? Ildır mı? Ildır. Ildır. Farklı söylüyorsunuz. Ildır. Neden? Kim I'yı söylüyor? Evet. Oradan geliyor. Tamam. Ildır. Tamam. Yani teşekkür. Ildır'ı. Bazen Ildır diyoruz. Kısa diyoruz. Bunu diyoruz. Ama esasen Ildır. Tamam, anlaştık. Kolay gelsin, görüşürüz. Teşekkürler. Çünkü oraya giden yol aşırı dar. Burası kilitleniyor şu an bile. Yazın kalabalık sezonda düşünemiyorum. Evet. Burada muhtemelen bloke olup kalıyor herkes. Bayağı köyün dışında arabayı bırakıp yürümek lazım. Muhtarlık binasını bulduk. Şurası muhtarlık. Sizi köy ahalisiyle tanıştırayım arkadaşlar. Buranın lokalleri. Öncelikle muhtarımız Covid'in. Covid'in ismini var. Burası neymiş? Melih'in hobi bahçesi. Sanırım böyle neler varmış bakalım. Reçeller, farklı yerler galiba falan. Onlar. Hayır, burası bir yerin reklamı herhalde. Bir de şurada güzel bir özlü sözümüz var. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz devam ediyoruz. Burası da hediyelik eşya. Geçelim. Dikkat. Merhaba. Merhaba. Kedi. Enteresan bir yermiş. Ahşap. Anahtarlara bak. İyiymiş, büyük. Enteresan. Karnınız açsa yiyecek bir şey de var, her şey var. Öğle yemeğimizin misafiri. Merhaba. Sakince bekliyor. Bir şey düşer mi ona da? Evet arkadaşlar, gezimize bir öğle yemeği molası verdik çünkü çok sıcak. Tahmin ettiğimizden çok daha fazla sıcak. Biz daha henüz bu kadar ısınmamıştır diye düşünmüştük. Ama şahane çok güzel, böyle dekor edilmiş, tatlı, sessiz, sakin, serin bir köşe bulduk. Güzel kafe değil mi? Her şeyle. Her şeyle güzel kafe. Güzel. Öyle yazıyor yani tabelada. Çok dikkatli bakmadım daha, bakarım çıkarken. Bak şuradan görebilirsin. Ha, her şeyiyle güzel. Bayılsın. Yani bu ismi biz koymadık. Toplum koydu. Şimdi girenler kapıdan aa ne güzel dekorasyon, aa ne güzel müzik, aa ne tatlı insanlar, tatlı dilli güler yüzlü. Bir bakıyorlar yedikleri şeyler lezzetli, bir de fiyatlar ucuz. Aman ne güzel ne güzel. Tamam dedik biz, her şeyle güzel. Çok iyi. Siz buralı mısınız bu arada? İzmir'den geldik. İzmir'den geldik. Kaçtık yani İzmir'den. Buraya yerleştik sonra. Herkes İzmir'e kaçıyor ama siz İzmir'den de kaçtınız. Biraz şımarıktık ama biz İzmir doğumlu olduğumuz için bizim çocukluğumuzun İzmir'i bambaşkaydı. Şimdi her şey çok kalabalıklaştı, trafik yoğunlaştı. Kışın da Ildır'dasınız tabii o zaman. Tabii 12 ay. Milattan önce 3000 yıllarına dayanan bir yer burası. Evet. Orijinal ismi Erythrai. Bir şehir devleti yani bu. O zamanlar Efes'le aynı statüdeydi. Çok değerli bir liman kenti. Erythrai zaman içinde değişe Ildır'ı olmuş. Erythrai'yi, Ildır'ı. O I'yı da kaldırmış Ildır bazı kalmış. İnsanlar. Evet. Kışın nasıl oluyor buralar? Olağanüstü güzel oluyor. Doğa muhteşem. Sükunet çok güzel. Evet. Ha çok mu canın sıkıldı? Çeşme yarım saat, Alaçatı yarım saat, İzmir bir saat. Karşıda adalarınız var, manzaranız güzel. Yani 11-12 tane ada var. Yaşam yok tabii onlarda. Yüzmeye falan belki buradan bir teknelerle gidiyorlardı. Tekne turları oluyor. Herkese tavsiye ederim burada yaşamak mutluluktur. Yani. Gideceğiz antik kente. Nereden gidiyorsunuz? Biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz. Pandemiye kadar yurt dışında 30 ülke oldu. Biz dünya turundaydık aslında. Sonra pandemi patladı. Mecburen Türkiye'ye döndük. Şimdi de birazcık madem Türkiye'deyiz, Ege kıyılarını iyice böyle keşfedelim, görmediğimiz yerleri görelim diyoruz. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Yüzmek için nereyi tavsiye edersiniz bu bölgede? Olmazsa bir yüzme molası veririz arada. Ben hemen şu gördüğün ağaçların önünde yüzüyorum. Orada bir ilkokul var. Evet evet, şey yanı otopark. He, otoparkın yanında ilkokul var. Tamam. Şimdi öyle bir yerde yüzüyorsun ki girdiğin zaman kayalıklar var, dikenler var, ahtapotlar var, balıklar var, yosunlar var. Yaşayan bir deniz, canlı bir deniz. Yani kumsal isteyen işte Ilıca'ya gitmesi lazım. Burada kumsal olmaz. Bu arada yaz kış kaç kişi yaşıyor Iğdır'da biliyor musunuz? Köyde mi? Evet. Yani 700-800 kişi falan. Şey yazın konaklamaya gelenler falan artıyor nüfus. Yine de Çeşme'ye göre bir kaçamak noktasıdır tabii kesin. Canım, öyle bir çok yani. Kalabalık olmuyordur muhtemelen. Burada tamamen huzur ve sükunet içinde yaşıyorsun yani. Güzel, şanslısınız. Vallahi çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Tamam. Sonra devam ederiz. Hadi afiyet olsun. Sağ olun. Hoşça kalın. Arkamıza denize aldık. Tepeye doğru tırmanıyoruz. Yine bir tepe tırmanışı. Bu sefer antik kente doğru çıkıyoruz. Evet. Erythrai. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sokağın ismini okur musun? 30.008. sokak. Hiç böyle bir sokak görmüş müydün? Vallahi... Hani 52. sokak olur, 5. sokak olur. Hayır, acaba bir şey mi sembolize ediyor diye düşündüm. 30.008 ama mesela 128 olsa anlayacağım. Güzel taş evlerin, çiçeklerin arasından yürüyerek tepeye doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz buraya nasıl geldik ondan bahsedelim. Çeşme'den 20 kilometre mesafede Çeşme merkezden Ildır. Böyle yol virajlı, biraz zorlu falan diyenler vardı okuduğum yazılarda. İşte öyle bir şey değil. Çok da keyifli. Normal, arada böyle güzel ada manzarası, deniz manzarası var. Buradaki antik kente giriş ücretsiz. Hatta girdiğimizi bile anlamadan şu anda girdik. Yolun bir noktasında başladı. Antik tiyatro var. Athena Tapınağı var tepede. Bir de bir kilisenin kalıntıları var. Haydi bakalım keşif başlasın. Antik kent içinde enginarlar var arkadaşlar. Antik enginar. Soyları milattan önce 300'lü yıllara dayanan. Bayağı kalıntıların hemen yanı enginar tarlası. Çıkmasın. Antik tiyatronun girişini bulduk. Ekim ile Mart arası saat sabah 9 ile akşam 6 arası, Nisan ile Eylül arası da sabah 8 ile akşam 9 arası açıkmış. Ve her yerde yazıyordu zaten, girişte de burada da yazıyor. Giriş ücretsiz. Erythrai antik kenti buradaki bulgulara göre ilk Tunç çağından beri yerleşim olan bir yer ve zamanın önemli kentlerinden bir tanesiymiş. 1960'lı yıllarda burada kazı çalışmaları yapılıp ortaya çıkarılmaya başlanmış bu antik kent. Daha sonrasında da 2007 yılından itibaren Ankara Üniversitesi devralmış. Orada da benim soyadı adaşım. Soyadı. Soyadı. Aynen Ayşegül Akalın isimli bir profesör tarafından bu çalışmalar yürütülüyor. Yani onun önderliğinde çalışmalar devam ettiriliyor ve kazılar sürüyormuş. Ama şu anda ne kazılarla ilgili bir çalışma var ne de bizden başka gezen var. Tamamen yine bize ait olduğu antik kent diyebilirim. Öyle molası vermiş olabilir mi arkeologlar? Bilmiyorum, olabilir. Peki evet. Erythrai ismi nereden geliyor diye sorarsanız Yunanca Erythros kırmızı, kızıl anlamına geliyormuş. Burada da toprağın rengi kızıl olduğu için kızıl kent anlamında türetilmiş bir kelime Erythrai olmuş deniyor. Antik tiyatrodan bu kadar kalmış. Orta merdivenleri bulabilmişler sanırım kazı çalışmalarında sadece. Ama eminim burada biraz daha fazla çalışma yapılsa aslında ortaya çok enteresan şeyler çıkabilir. Şimdi oradaki basamakları tırmanacağız. Amazon ormanları içinde Athena Tapınağı arıyorduk. Çıkacak bence. O kadar boşuna oraya tabela koymamışlardır diye düşünüyorum. Bence ama... tabelasını önce koydular, şu anda kazıyorlar. Aslında yokmuş ortaya çıkarınca. Yani yol şöyle bir yol. Biraz hakikaten keçi yolu tadında ama bence biraz daha girip şansımız deneyelim. Onu çıkartan yolunu yapar ya. Bence yok. Bence var. Devam. O zaman iddiaya girelim. Haydi. Bu kadar tabelayı boşuna mı yapmışlar? Tapınağı diyor, Matron Kilisesi diyor ve manzaramız güzelleşiyor. Emeğe saygı, manzaraya saygı. Bayağı güzel. Adalar. Arkadaşlar şimdi videomuza kısa bir ara verelim ve bir önceki videomuz Yaşı Bey'deki çekilişin kazananını belirleyelim. Bir önceki videomuzda sizce Ege'nin en güzel köyü hangisi diye sormuştuk. Cevap veren bütün arkadaşlarımızın isimlerini böyle kağıtlara yazdık ve çekiliş kasemizde biriktirdik. Kazanana arkadaşımın tasarladığı ve üretimini de kendisi yaptığı bu küpelerden göndereceğiz. Instagram sayfasının ismini de buraya yazıyorum. Oradan inceleyip seçtiğiniz modeli söylerseniz, bana özelden ulaşırsanız Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Adresimiz bu. Ya da mail atabilirsiniz. Mail adresimiz de bu. Bana ulaşırsanız size hediyenizi kargolayacağız. Hadi bakalım şimdi çekilişimizi yapalım. Dırıt dırıt. Karıştıralım, karıştıralım ve seçelim. Çektim bir tane. Evet, bakalım kim kazandı. Sonra da bu kazanan kişinin hangi köyü önerdiğine bakalım. Yakın zamanda orada da video çekeriz belki. Kazananımız İclal Beliz Kiraz. Bize ulaşsın özelden. Telefon alalım. Buyurun. Yaş Bey videomuzu açtık. Yaş Bey videomuzu izlemediyseniz izleyin. O da orijinal, güzel bir yer. İclal Yeşilyurt'u tavsiye etmiş. Yeşilyurt bence çok güzel bir köy. Burayla ilgili planlarımız var. Orada video çekmeyi düşünüyoruz zaten. Şimdi asıl videomuz Ildır'a geri dönüyoruz. Arada böyle küçük sürprizlerimiz olacak. Takipte kalın. Matron Kilisesi. Kalıntıları şu sağ tarafımda. Çok da bir şey kalmamış ama aşağı yukarı bir kilise olduğu belli oluyor. Hı hı. Bu arada yolumuz, sen şikayet ediyorsun ama keçi yolu diye, çok güzel yine papatyalı gelincikli bir yol ve çok enteresan bir kelebek türü var burada, hiç hayatımda görmediğim. Selam. Netleştirdim. Güzel. Athena Tapınağı'ndayız ve buranın manzarası muhteşem. Karşımda küçüklü büyüklü bir sürü ada, aşağıda deniz manzarası, tekneler, birazdan arkaya doğru göstereceğim size. Burası aslında gün batımında çok güzel oluyormuş. Hep öyle tavsiye ediliyor. Akşamüstü böyle güneş batmaya yakın buraya çıkın deniyor. Hem daha serin oluyordur muhtemelen. Biz biraz delilik yapıp öğle sıcağında tırmandık. Güneş tepemizde ama yine de her şey çok güzel. Akşamüstü adaların üstünden gün batımı bence de efsane oluyordur. Artık bir başka sefere yolumuz düşerse ya da siz fotoğrafını çekerseniz bize de atarsınız. Şimdi kamerayı alayım. Aşağı doğru size manzarayı göstereyim. Aşağısı az önce gezdiğimiz Ildır'ın köy merkezi. Karşıda adalarımız. Minik balıkçı tekneleri, tur tekneleri. Kısacası canım Ege. Athena Tapınağı demeye tabii bin şahit istiyor. Şu kadar bir şey kalmış. Ama manzaraya değdi diyebilirim. Gördüğümüz tapınak her ne kadar çok büyük ve etkileyici olmasa da manzara muhteşem. Şimdi aynı keçi yolumuzdan aşağı doğru tekrar dönüyoruz bakalım. Bunlar sevgili, ben sana söyleyeyim. Bu kadar evcil bir şey görmedim ben. Şurada vakit kaçmıyor. Doğal çubukta patates buldum. Şuna bakar mısınız? Çubukta patates. Ha, hatta bak çıtır çıtır. Ketçapımız yok mu? Ketçapımız. Çok iyi ya. Ne çiçeği bu acaba? Yine denize girmeyi hak ettiğimiz bir yürüyüş yaptık, evet, bence. Öğlen sıcağında tepeye kadar çıktık. Kesinlikle şu an manzara için güzeldi diyebilirim. Yani şey, manzara için çıkılır diyeyim. Evet. Ege'nin serin sularını hak ettik. Bu arada şurada reçelciler var. Burada reçel de satan bayağı bir yer var. Doğal reçeller. Lutenitsa, ajvar, pincur, ceviz reçeli, karadut reçeli, incir reçeli, çilek reçeli, vişne reçeli. Hepsi varmış. Duygu, sor bakalım izleyenler abone olmuş mu? Abone oldunuz mu? Beğen tuşuna bastınız mı? Paylaştınız mı? En önemlisi bir de zili açtınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Bunlar çok önemli, çok bizim önemli için. Evet. Güzel. Ara sokaklar birbirinden ayrı güzel. Bu ara sokaklarla ilgili çok bir şey söylemeye bile gerek yok bence. Şuraya gidin, buraya gezin, buraya görün gibi. Rastgele dolaşın sokaklarda. Hepsi ayrı sürprizlerle dolu. Çiçekler var, şeyler var. Güzel. Evet, serinleme molası. Soğuk içecek bir şeyler alacağız. Bayağı piştik şu an. Sonra da deniz keşfedeceğiz. Bakalım güzel bir koy bulalım kendimize yüzecek. Haydi bakalım, denize gidiyoruz. Ildır çevresinde nerede denize gireriz, her yer rüzgarlı, dalgalı derken çok güzel bir koy bulduk. Hemen karşısında da ufak bir ada var. Bos Adası diye geçiyor ada. Haritada o şekilde aratıp hemen karşısına ulaşmaya çalışabilirsiniz. Şu arkamdaki ada minik bir kulübe gibi bir şey var üstünde. Önünde de bir tekne var. Yüzülecek mesafede. Birazdan gideriz belki oraya. Aynı zamanda burayı bulmak için Ildır balık da yazabilirsiniz. Burada çok büyük bir balıkçı restoranı gibi bir yer göremedim. Sadece şu kıyıda küçük bir iki yer var gibi. Onlardan biri belki balıkçıdır. Ama haritada direkt Ildır balığı işaretlerseniz bu kaya gelebilirsiniz. Ildır'dan çıkıp kuzeye doğru, Karaburun istikametine doğru Gerence Körfezi'ne hedef alarak ilerlerken, hadi şöyle bir girelim, şu aralıkta ne var, bu aralıkta ne var diye sokaklardan bakarken en son bu koyu bulduk. İlker hatta şu an giriyor bile denize. Balık tutanlar var, çadır kurmuş kamp yapanlar var. Bayağı da burası Ildır'ın merkezine göre hem tenha hem de kuytuda kaldığı için muhtemelen dalgasız ve denizde dümdüz. Muhtemelen balık da var. Bu kadar çok balık tutan olduğuna göre. Hadi bakalım, yüzme zamanı. Yüzme molası için doğru yeri bulduk. Ildır çevresinde denize girmek isteyenler için ikinci bir önerim daha olacak. Hatta Ildır'a doğru Çeşme'den giderken önce burayı gözümüze kestirmiştik ama sonra öbür yer daha çok hoşumuza gitti. Şimdi kamerayı çevireyim, size birazcık burayı göstereyim. Burası Gün İzi Beach diye geçiyor. Biraz daha hani kalabalık olsun, daha insanlarla birlikte olsun, yoldan ulaşımda bir tık daha kolay olsun derseniz. Burası da Ildır'a yakın güzel koylardan biri. Yine deniz bayağı sakin. Bir de şöyle minik balıkçı iskelesi var. Beach'i tercih etmezseniz belki buradan da denize bir cıplanabilir. Yüzme seansımızı da tamamladığımıza göre Ildır'ı turumuzu noktalayabiliriz. Arkadaşlar, kanalımızı yeni keşfedenler için ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yaklaşık 160 tane videomuz var hali hazırda. Yeni videoları merakla bekliyoruz diyen arkadaşlar için söylüyorum. Eskileri de göz atabilirsiniz. Hem yurt dışından hem de yurt içinden, Ege'den özellikle bol bol videomuz var. O videolarda da yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.